hemen hemen 2 aydır AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir adayı Tahir Büyükakın netleşmiş durumda. Yani bunu hem Ankara'da bazı kaynaklardan hem de yerelde milletvekillerimizden, il başkanlığından aldığımız bilgileri üst üste oturttuğumuz zaman Tahir Büyükakın üzerinde bir karar verildiği, hatta o meselenin kapandığı, yani yeniden tartışılmadığı bilgisine sahibim. Hatta Konya, Erzurum ve Kocaeli ilk açıklanacak büyük şehirler arasında olarak çok konuşuldu. 3-4 liste değişik bir tur atacaktır muhakkak. İlk liste işte o gün bir piyasaya çıktı. Bütün ilçelerde dahil olmak üzere. İşte o gün bir takım eski valiler, yeni vali gibi büyük şehirle alakalı... Ben de hatta o zaman bir espri yaptım, lafını böldüm. Dedim ki zaten bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız valilik de yapmış. Evet. O yüzden eski vali derken ya, onu kastettim. Ya Tahir Bey'in dışında, Tahir Başkan'ın dışında başka adaylar, böyle isimler zikredildi, konuşuldu. Ama bunlar işte Ankara'da bu Büyükşehir Belediye Başkanlığı belirlenme sürecinde çok ciddi kulisler yapılıyor. Tabii ki muhakkak Tahir Başkan'ın da karşısında başka adaylar, yani orada olmak isteyen aday olarak başvuru olmasa da bugün ne kadar da hep de böyle gelişti çoğu zaman. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı olmak isteyen veya bir takım Kocaeli siyasetinde etkili isimlerin Büyükşehir Belediye Başkanı şu olsun diye bir takım görüşleri, çalışmaları her dönem Ankara'da oluyor. Ben eminim bu dönemde olmuştur bunlar, muhakkak olmuştur. Hem Sayın Tahir Başkan'a menfi olmuştur veya karşısına başka bir aday çıkarılması, başka bir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Kocaeli'de olması noktasında da muhakkak bir takım kulisler, çalışmalar yapıldı. Halen daha yapılıyor da olabilir. Çünkü Sardun abinin söylediği gibi Tahir Başkan'ın dosyasının kapanıp Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak AK Parti nezdinde artık kabul gördüğünü hepimiz az çok duyuyoruz.